Zamanın hemen ardından çekilen görüntüler şu an ekranlarınıza yansıyor. Yangın hala sürüyor. Sayın Belediye Başkanı da bunu söylemişti. Muhabir arkadaşlarımız da paylaşmıştı. Oradan kayıt şeklinde gelen görüntüler de bunu gösteriyor. Yalnız bu yangına müdahale konusunda bir takım elbette sıkıntılar var. Patlamanın cephanelikte olmasından mütevelli. Şimdi Melih Akabağlan'ın muhabir arkadaşımıza elinde eğer yeni bilgiler varsa bizimle paylaşmasını rica edelim. Çok sayıda bölgeye itfaiye ve ambulans çekildi ama müdahale yok şu anda. Çünkü patlama, herhangi bir patlama riski var. Melih, beni duyabiliyor musun? Pekala, Melih Hak'a eğer bir daha bağlanırsak elindeki yeni bilgileri bizimle paylaşmasını rica edeceğiz. Ama olay yerinden gelen ilk görüntüler bunlar. Cephanelikte hala yangının sürdüğünü söyleyebiliriz. Cephaneliğin el bombalarının olduğu bölümde çıktı bu yangın. O el bombalarının patlamanın şiddetiyle birlikte etrafa saçılmış olma ihtimalinden dolayı bu yangına müdahalede de güçlükler var. Kontrollü bir müdahale sürdürüyoruz dedi Afyonkarahisar Belediye Başkanı. 4-5 gündür orada el bombalarının tasnifi yapılıyordu ve bu tasnif esnasında erler, erbaşlar, subaylar, az subaylar zaman zaman görev alıyordu. Ve tahminlerimiz 15-20 askerimizin o esnada bu tasnif görevinde olduğu, bu esnada patlamanın meydana geldiği yönünde dedi Sayın Belediye Başkanı. Ve o 15-20 askerden sadece ikisi şu an yaralı olarak Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altında. Melih'e bir kez daha dönelim. Melih, elindeki bilgileri bizimle paylaşırsan eğer. Özlem, bize verilen bilgiye göre şu anda hastaneye gelen sayısı 23 asker şu anda hastaneye geldi ve Afyon Kocatepe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmış durumdalar. Bunlardan sadece ikisinin durumu ağır. Kocatepe Devlet Hastanesi'nden kan bağışı çağrısı yapıldı ve Afyonların büyük bir bölümü şu anda Kocatepe Devlet Hastanesi önünde kan bağışı için sırada bekliyor açıkçası. Tekrar ediyorum, bize gelen bilgilere göre hastanelere gelen yaralı sayısı şu anda 23. 21-20 sıralarında meydana geldi patlama. Patlamanın ardından büyük bir sarsıntı oldu. Afyonlar ilk önce bunu bir deprem sandılar ve büyük bir panik yaşandı. Özellikle patlamanın olduğu yere yakın mahallelerde vatandaşlar dışarı kaçtılar. Çünkü o mahallede çok sayıda evin camının da kırıldığını biliyoruz. Afyon'un genelinde hissedildi bu patlama. Her ne kadar dış mahallede olsa, kent merkezinde nereden bakarsanız 2-3 kilometrelik bir uzaklığı var. Afyon'un genelinde de hissedildi. Afyon'da da bir panik havası oluştu. Bunu da altını çizmekte yarar var.